Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Alak suresi üzerinde duruyoruz. Çok dikkatle okunduğunda insanı ürperten bir sure olduğunu hemen fark ediyoruz. İnsanın mahiyetine ilişkin hakikatleri önümüze süren ayetleri bağrında taşıyan bir sure-i celile. Küfrün karanlığında Ademoğlunun ne hallere düşebileceğini öğreten bir mübarek sure. İmanın aydınlığında Rabbani iklimde yaşayan bir müminin hallerini öğreten ayetler. Sure bizi hemen Kur'an'ın bağrına çekiyordu. Sure bizleri hemen Kur'an'ın iklimine götürüyordu. Sure-i celile yüreklerimizde Rabbimizin azametini hissettiriyordu. Önce okumaya işaret ediyordu. Ama bu okuma seni yaratan Rabbinin adıyla olacaktı. Okuma varoluşumuzla bağlantılı olacaktı. Biz bir nesne değildik. Okuduklarımız bir nesne değildi. Biz özneydik. Var olduğumuzu anlayan bir varlık. Anlamak istersek koca bir kainat bunu öğretirdi bizlere. Ama okumaya bir kez işaret düşülmüyordu. İkinci kez okumaya vurgu yapılıyordu. Bir de insana öğretenin, özellikle bilmediğine öğretenin Rabbi Rahim'i öğretiliyordu. Merhameti sonsuz ve sınırsız olan Rabbimiz, kulunun cümle ihtiyaçlarını gideren sonsuz ikramlarda bulunuyordu. Her varlık ona aitti. Biz, bizi yaratan Rabbimizin ismiyle okurken her varlıktan hemen ona yönelirdik. Sebepler perdesine takılıp kalmazdık. Perdenin arkasında cümle varlıkları eviren ve çevirenin Rabbimiz olduğunu bilirdik, hissederdik. Ama insan perdeleri asıl sanabilirdi. Zavallı sebepleri asıl olarak görebilirdi. Kendi varlığını da öyle algılayabilirdi. Kendi varlığını annesine babasına bağlayabilirdi. Giderek kendi kendini yeterli görebilirdi. Rabbine muhtaç olmadığı şeklinde bir anlayışın içinde olabilirdi. Yani kendisini müstağni görebilirdi. Böylece Rabbine karşı mesafeli bir hal oluşturabilirdi. Giderek Rabbinden tamamen uzaklara düşebilirdi. Bununla da yetinmezdi. Rabbani yolun yolcularının karşısına çıkabilirdi. Tam bir harami gibi olabilirdi. Asil yolun yolcularını yoldan çıkarmak isteyebilirdi. Ayet öyleydi. O men edeni gördün mü sen bir kul namaz kılarken? Gördün mü? Ya o doğru yolda ise veya takvayı emrettiyse? İnsan kendi kendini yeterli görsündü. Yavaş yavaş firavunlaşmaya başlardı. Kendini belli boyutlarda ilah edinmeye, kendini ileri boyutta üstün görmeye başlardı. Allah'ın kulları üzerinde hükümran olmaya kalkardı. Onları şekillendirmeye, yönlendirmeye yönelirdi. Rabbinin emirlerine rağmen emirler vermeye kalkardı. Namazı yasaklardı. Namazı kılanların peşine düşerdi. Namaz kılanları fişlemeye çalışırdı. Namaz kılanları yeryüzünün en tehlikesi gibi algılardı. Bir de namaz kılan takva kıvamındaysa, Rabbani iklimin içindeyse, içi Rabbine ilişkin derin bir duyarlılık üzere ise, işte ona amansız düşman kesilebilirdi. Ebu Cehil öyle diyordu, ensesine basacağım ve seni yerlere sürteceğim. Belli ki yerlerde süründürmekti muradı. Bilal Efendimiz'e öyle yapmışlardı, çölün kızgın kumları üzerinde süründürmüşlerdi. Bununla yetinmemişlerdi, göksünün üzerine ağır taşlar koymuşlardı. Böyle bir hal içinde süründürmüşlerdi. Süründüre süründüre öldürmeyi murat etmişlerdi. Bildiğimiz bir konuydu. 3 yıl boykot ilan etmişlerdi. Müslümanlara hiçbir şey satmayacaklardı. Müslümanların imkanları olsa bile satın alamayacaklardı. Böylece büyük acılı bir mahrumiyetin girdabına düşeceklerdi. İnsanın tahammül sınırlarını sonuna kadar zorlayacaklardı. Aslında emelleri daha ileriydi. Topluca ölüme mahkum etmek istiyorlardı. Açlığın pençesinde bir bir ölümlerini istiyorlardı. İnsan bu denli nasıl zalimleşirdi? İnsan bir başka insana bu denli nasıl düşman olabilirdi? Ayet-i kerime şöyleydi. Yalancı günahkar alnından.
insan yalanı bir yol olarak görsündü. Artık onun için söyleyemeyeceği yalan yoktu. Yalan giderek onun hayatı haline gelirdi. Yalan onun hayatı olurdu. Yalan insanı yalama ederdi. Artık o insan her an istediği tarafa dönerdi. Bir duruşu, bir değeri yoktu. Sadece arzuları vardı, hevesleri vardı. Kendince yaşamak dediği bir hayat vardı. Ayet-i Kerime'de geçtiği gibi arzusunu, hevesini, ilah edineni görmedin mi buyuruluyordu. Yalancıydı, günahkardı. Günahları nedeniyle iş dünyası kapkara olmuştu. Kalbi simsiyah olmuştu. Kalbi taştan da daha taş kesilmişti. Şair öyle diyordu ya, taş taş değil, bağrındır taş senin. Nereni nasıl yaksın bu ateş senin? Taşa taş demek taşın zoruna gidebilirdi. Taşın bağrından sular fışkırabilirdi. Öyle zamanlar olurdu ki taş olaylara dayanamazdı da bağrından yarılırdı. Taş parça parça olurdu. Ya insan, ya taştan daha taş kesilen insan. Zulümlerine her dem zulümler ekleyen insan. Zulüm üstüne zulüm yapan insan. Asıl taş insandı. Taştan da daha taş olan insandı. Yalancı ve günahkar olan insandı. Ama onların üzerine zebaniler gelecekti. O gün gelirdi. Zebanilere emirler verilirdi. Zalimlerin zulümleri bir bir sorulurdu. Zulümlerin hesapları istenirdi. Zulümlerin ta ortasında kalmak vardı. Zulümlerin içinde kala kalmak vardı. Mümine düşense Rabbine sığınmaktı, Rabbine dayanmaktı. Ayet öyle noktalıyordu. Sakın sen ona uyma. Secde et ve yaklaş buyuruluyordu. Secde kulluğun zirvesiydi. Secde kulun Rabbine en yakın haliydi. Kula düşen secde iklimiydi. Kula düşen Rabbine yakın olmaktı. Kul Rabbine yakın olduktan sonra gayrısı hiç önemli değildi. Rabbine yakın olan neye uzak düşerdi ki? Rabbine yakın olan neyden uzakta kalırdı ki? Kul asli konumunda olduktan sonra ötesi olur muydu? Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.